Efendim, sağlık vaktinde estetik diş hekimi, diş hekimi Fırat Özçiçek bizlerle beraber. Burada DT yazınca onu nasıl dedim söyleyeyim acaba, doktor diye mi hitap etmenizi istersiniz, yoksa diş hekimi Fırat Özçiçek diye mi? Yoksa ikisini de mi kullanıyor diş hekimleri? Diş hekimleri genelde diş tabibi olduğu için DT olarak geçiyor ya da İngilizce olarak dentist olduğu için DT, bir de doktorlardan ayırt etmek için kullanılan bir kısaltma. Aslında diş tabibi daha güzelmiş. Diş tabibi daha güzel, evet, tabii. Evet, daha güzelmiş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bugün yine güzel sorular hazırladık sizlere. Hangi yaştan itibaren diş kontrolüne gitmeliyiz? Evet. En önemli şey. Kesinlikle. Şimdi 6 aydan itibaren dişlenmeye başlıyoruz. Süt dişlenme dönemimiz 6 ile 3 yaş arasında oluyor. Hı hı. Ve bu süreçten sonra bence hem alışma açısından hem kontrol açısından çocukluktan başlayarak diş hekimine kontrole gitmek durumundayız. Hı hı. 6 ayda bir düzenli bir şekilde gitmemiz uygundur. Türkiye'de bunun bir sıkıntısını çekiyoruz. Aslında diş korkulan bir branş olduğu için çok hastalar gelmek konusunda istekli olmuyorlar. Ama tabii bunlar zaman içerisinde daha büyük sorunlarla geliyorlar. Benim tavsiyem herkes kendine bir diş hekimi edinsin. Ve muhakkak 6 ayda bir kontrolünü yaptırsın. Kesinlikle. Hepimiz korkuyoruz o koltuktan ama en önemli şey bence bir insan için diş sağlığı. Kesinlikle. Hocam. Koruyucu hekimlik hocam çok önemli bir şey. Az önce bahsettiğiniz gibi. Bunun da en önemli şartı aslında hastalanmadan önce gidip kontrollerinizi yaptırmak. Az önce söylediğiniz gibi 6 ayda bir, belki yılda bir, değil mi? Mutlaka kesinlikle, herkesin. Kesinlikle. Ve doktorun önerilerine uygun bir şekilde de hareket etmesi. Çünkü dişlerimiz bittikten sonra artık tedaviye kalıyor iş. Asıl korumak yani. Evet, maalesef bizde bu sıkıntı büyük. Biz sorunlarımız olmadan hiçbir zaman gitmiyoruz. Yani diş kesinlikle belirti veriyor. Mesela en büyük belirti nedir? Tatlı yersiniz. Tatlı ağrısı dişte bir sinyaldir. Diyor ki bende problem var. Sen beni göster. Ama biz idare ediyoruz. Ne yapıyoruz? Tatlı yemiyoruz ya da o tarafımıza götürmüyoruz. Sol tarafımız ağrıyorsa sağıyla yemeye başlıyoruz. Evet. Daha sonra sıcak soğuk ağrısı başlıyor. Yine bir şekilde idare ediyor. Artık diş kanal tedavisi ya da çekime geldiğinde geliyor hasta. Bunu kurtarabilir misin? Başta gelse belki ufacık bir dolguyla, küçük bir müdahaleyle sorun çözülecek. Fakat sonuna kadar bekliyoruz. Peki hocam, bu fırçalama ki yani sizin en çok böyle üzerinde durduğunuz konulardan bir tanesi bu. Özellikle diş eti çekilmelerinde olsun, diş eti iltihaplanmalarında olsun. Yani fırçalamanın o mekanik etkisiyle bile aslında bir sürü dişi rehabilite ediyorsunuz değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii hakikaten? Ki. Fırçalamayla ilgili de özellikle şundan bahsedeyim. Biz fırçalamayı biraz yanlış yapıyoruz. Yani aslında hepimiz fırçaladığımızı düşünüyoruz ama aktif fırçalama diye bir olay var. Aktif fırçalamayı kaç kişi yapabiliyor? Bana göre %3, %5'i geçmiyor. Fırçamızı da yanlış kullanıyoruz. Mesela hepimiz alıyoruz, bir suyun altına tutuyoruz önce fırçayı. Hı hı. Sonra üzerine macun sürüyoruz. Çok büyük bir yanlış. Fırçayı kesinlikle ıslatmayacaksınız ve mercimek tanesi kadar bir macun koyacaksınız üzerine. Hatta macun kullanmasak olur mu hocam? Olur, olur. Asıl olay fırça. Fırça. Kesinlikle. Mekanik yani. Kesinlikle mekanik. Sonra bize en çok şeyi soruyorlar. Normal fırça mı kullanalım, elektrikli mi kullanalım? Kullanın, doğru kullanın da ne kullanırsanız kullanın. Yeter ki fırçayı kullanın. Hocam nasıl kullanacağız? Anlatın. Hakikaten çok önemli bir konu. Tabii ki. Şimdi fırçalamanın birkaç yöntem var ama rutinde yaptığımız ya da rutinde bizim tavsiye ettiğimiz en kolay yöntem dişler kapalıyken oval fırçalama. Yani diş etini ve dişleri kaplayacak şekilde o fırçanın kapladığı bölge üzerinde en az 10 kere fırçayı hareket ettirmeyi tavsiye ediyoruz. Sadece dişler değil, diş etlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Dilimizi fırçalamamız gerekiyor. Bizim sadece olayımız diş değil. Aslında ağız bir bütündür. Ve biz sadece dişleri fırçalıyoruz. Ya da insanlar, hastalarımız genelde çiğneme yüzeylerine yaptıkları zaman fırçaladıklarını düşünüyorlar. Bir de ileri geri hareketi çok sık yapıyoruz. Bunun da diş eti çekilmesine çok büyük etkeni var. Sebep oluyor diş eti çekilmelerine. O yüzden oval hastanın... Bastırarak mı hocam yoksa yumuşak mı? Onu söyleyecektim, tam ağzımdan aldınız. Genelde yumuşak... Çok bastırırız. O tabii tabii, yani sert fırçalayınca daha güzel temizlenmiyor. Sert fırçalamak çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Genelde de bizim
toplumumuza orta setlikte bir diş fırçası ideal. Ve bunu 2 dakika civarında yapmaları lazım sabah ve akşam olmak kaydıyla. Bir de toplumumuzda şu sıkıntı var. Hastalarıma soruyorum ben, dişlerinizi fırçalıyor musun? Fırçalıyorum hocam. Ne zaman fırçalıyorsun? Sabah kalkınca. Hiçbir faydası yok. Akşam yatarken muhakkak fırçalamak gerekiyor. Çünkü biz uyuduğumuz zaman mikroorganizmalar harekete geçiyor ve çürükleri en çok geceleri oluyor. Hmm. Diş ağrısı mesela. Hasta, hocam gece 3'te dişim ağrımaya başladı. Niye? Çünkü o sırada artık vücut salgıları değişiyor. Mikroorganizmalar hareketi başlıyor ve ağrılar o saatlerde başlıyor. 2'de 3'te. Hmm. Peki diş ipi kullanmak, çok özür dilerim. Diş ipi kullanmak ve dili fırçalamak dediniz ya az önce. Bunlarla ilgili de biraz bahseder misiniz? Tabii ki sadece fırçalamayla bitirmiyoruz. Tabii diş ipi, arayüz fırçaları bunlar yan ve muhakkak gereken etkenler. Onun dışında dillerle ilgili dilimizi temizlemek için dilimizin üzerinde dünya kadar çukurcuk var. Bu çukurcukları temizlemek için dil basacakları ya da dil aparatları var. Onlarla da ağız kokusu açısından, ağız temizliği, mikroorganizmaları elemine atma açısından onları da kullanmayı şiddetle tavsiye ediyoruz. Özellikle mesela bana söylenen sabah uyandığında hiçbir şey yiyip içmeden dil öncelikle temizlenmeli, akabinde diş fırçalanmalı ki hani gece oluşan bütün o bakterileri ağız içerisinden atılması gerektiği söylenir. Ondan sonra tabii yatarken de keza aynı şekilde en önemli şey bu olduğu söylendi hocam, doğru mudur? Doğrudur. Bana göre en önemli öğün ya da en önemli seans yatarken muhakkak fırçalamamız yatarken gerekiyor. Yatarken ayrı, o zaten olması gereken bir şey. Evet. Ama sabah uyanınca ağız bakımı, hani ilk uyandığında dil bakımı ve diş bakımı diğer bütün sağlık açısından, hani vücut sağlığı bakımından önemli olduğu söyleniyor. Kesinlikle, mesela. Kesinlikle. Peki ağız kokusunun sebepleri nelerdir genel anlamda ya da nasıl bir tedavi uygulanır ağız kokusuyla alakalı? Ağız kokusunun birkaç etkeni var. Zaten ağız kokusu oluşan hastalar öncelikle diş hekimine başvurmalı. Bize geldiği zaman ağız kokusunu, halitosis dediğimiz olay iki türlü oluyor. Ya fizyolojik ya patolojik. Fizyolojik olaylar genelde yediğimiz yiyeceklere bağlı olan olaylar, bunlar geçici şeyler. Hı hı. Ama onun dışında patolojik dediğimiz durumlar, ağız yaraları, dişlerdeki çürükler ya da daha önceden yapılmış uyumsuz köprüler, protezler, bunlar ağız kokusuna etken olan sebepler. Bunları elimine etmek gerekiyor. Bunlar elimine edildikten sonra hala bir ağız kokusu varsa, o zaman hocam daha iyi bilir, işte bir mide için iç hastalıklar uzmanına gidebilir. Hmm. Ya da kulak burun boğaz, sinüzit dediğimiz olaylar olabilir. Sinüzit de buna etken mi? Çok etken, evet. Tabii, tabii. Sinüz akıntısı, tabii neticede ağızla burunun bir bileşim noktası var. Oradan sinüz akıntısı olup da dişten çok gelen hastamız oluyor. Biz oral muayenesini yapıyoruz. Herhangi bir şey bulamadığımızda bir kulak burun boğazcıya ya da sindirim sistemiyle ilgili ilgilenen doktor arkadaşları konsülte ediyoruz. Ya da bir bademcik rahatsızlığı tabii ki buna etken olabilir mesela. Gerçekten ağız kokusunun en çok sebebi diş. Bu kesin. Kesin. Bu konuda yani tartışma bile yok tabii. Ama dişleri sağlam olmasına rağmen hala bir ağız kokusu varsa kesin hocamın söylediği gibi az önce ya bu bir sinüzittir. Ya hakikaten bu kişinin bademcikleri büyük, onun çevresinde hani nasıl ki dilin üzerinde şeyler varsa onun hı hı. üzerinde de o bademcik dokusunun üzerinde de böyle küçük iltihabi olaylar hı hı. olabiliyor, hı hı. küçük mikroplar olabiliyor. Ya da az önce söylediğiniz gibi özofagus, yani o sindirim sistemimizin borusunda bazen içine böyle besinlerin girebileceği küçük küçük şeyler olabiliyor, yapılar olabiliyor. Bunlar da hep sebebi belli olmayan aslında ağız kokusu sebepleri ki hı hı. bunları değerlendirmek için yani bir sıralaması var, algoritması hı hı. var. İşte doğru. Kulak burun boğazcıya gider, o sinüslerine bakar, boğazına bakar, endoskopi yapılır, özofagusa bakılır. Eğer onlar da çıkmıyorsa zaten başka sebep aramaya gerek yok. Evet. Yani evet. Diş zaten bunun en büyük sebebi. Evet. Peki diş eti çekilmesinin sebepleri nedir? Ve en zoru bu diş eti çekilmesinin tedavisi evet, nedir? Evet, o biraz bizim açımızdan da sıkıntılı maalesef. Hı-hı. Diş eti çekilmesinin de birçok sebebi var haliyle. Artık günümüzdeki en büyük sebebi diş sıkma. Bruxizm dediğimiz olay. Strese bağlı veya herhangi bir sebepten artık toplum olarak her 10 kişiden 8 kişi dişlerini sıkıyor. Onlardan biri benim. Yani aslında dönem dönem ben de sıkıyorum. Bunun artık bir kişiye göre bir
durumu yok. Herkes dişlerini sıkıyor ya da... Sıkmak o diş eti çekilmesine sebep oluyor, evet, değil mi? Evet. Demek ki ondan bende bayağı bir sıkıntı oluyormuş. Ben diş bir şey sıkıyorum ama diş sıkması olanlara botoks sıkıyorum. Ya evet, evet. Çok güzel. Evet. Aynen. Valla onu kesinlikle konuşacağım seninle. Yani hani lazım bence. Çünkü ben artık sabah buralarımın ağrısıyla uyanıyorum çok. Özellikle son zamanlarda çok stresli olduğum için. Yani... Sabah ağzımı açamayarak uyanıyorum. Ciddi aşınma vardır zaten. Evet. Şey dedim. Yok, sürekli. Ben 3 ayda hocam bir, size bir, bir botoks uygulaması yapsın hemen. Evet, yani hani ben son zamanlarda aşırı sıkar oldum. Artık bilmiyorum, ona bir müdahale etmek lazım. Ama yüzünün görüntüsünde de var o sıkma hareketi. Kesinlikle. Aslında bazı kişilerin yani sıktığını anlamak için şuralarına bakmak yeterli. Zaten evet, benim diş hekimim de aynı şeyi söyledi. Buralarına bakınca zaten anlaşılıyor sıktığın dedi yani. Evet, kolumuz nasıl kas yapıyorsa çalışınca puzzle'larımız. Buradaki masa ter dediğimiz kaslarda çok sertleşiyor. Zaten hastayı biz geldiğinde anlıyoruz sıkıp sıkmadığını ama muayene, oral muayene yaptığımızda ya da eksternal muayene sırasında da sıktığını net bir şekilde anlıyoruz. Tabii bu diş eti çekilmesini büyük tetikliyor. Aynı zamanda dişlerin yüzey aşınmasını da çok etkiliyor diş sıkma. Hocam ben başka bir konu soracağım size. Diş beyazlatma ile diş temizleme aynı şey mi? Bunların farkı nedir? Nasıl yapıyorsunuz? İkisi arasında ciddi bir fark var. Diş beyazlatma dediğimiz olay kimyasal bir olay. Hı-hı. Diş temizleme mekanik bir olay. Diş temizlemede dişin çevresinde veya üzerinde oluşmuş renklenmeler, diş taşları, hı-hı, bunları mekanik olarak temizliyoruz. Veya diş yüzeyindeki lekelenmeleri yine kendi kullandığımız malzemelerle temizleyebiliyoruz. Fakat beyazlatma tamamen kimyasal bir olay. Yani dişe beyazlatıcı ajanlar uyguluyoruz biz. Mineye zarar veriyor mu bu? Aslında çünkü çok zararlı değil. Pek çok insanın aslında korkusu bu. Temiz etmek istiyor ama acaba diyor zarar veriyor mu? Bunu hakikaten sizin gibi yani bir hekimden duymak çok onlar için önemli bir şey. Ben diş taşı temizliğini hastaya göre karar veriyorum. Bazı hastalara 6 ayda bir öneriyorum. Bazı hastalara senede bir, bazı hastalara 2 senede bir. Onu hastanın genel tükürüğü de çok önemli. Diş taşı yapıyor mu? Yapıyorsa onları biz genelde temizliyoruz ya da süre veriyorum. 6 ay sonra tekrar gel diye. Hı. Beyazlatmada süre biraz daha farklı. Biz dişleri beyazlatıyoruz. Yaklaşık 2 sene, 3 sene kadar kalabiliyor. Fakat beyazlatmanın da ömrünü etkileyen durumlar var. Mesela hasta sigara içiyorsa ya da biz kahve. Evet, çay kahve içiyorsa bunlar tabii geri dönüşü biraz daha hızlandıran etkenler. Bunlarla ilgili biz hastalara beyazlatmadan sonra söylüyoruz, tavsiyeler de bulunuyoruz. Çay içme, kahve içme, salçalı yiyecekler yeme ki beyazlatman biraz daha uzun olsun. Hatta bir keresinde beyazlatma yaptım hastaya. Yine böyle tavsiyelerde bulundum, renklendirici içecekler içme vesaire diye. Hasta gitmiş portakal suyu içmiş geldi, dişler turuncu olmuş böyle bir endişeyle geldi tabii. Böyle durumlarda şimdi beyazlatma kolay, parayı verdim beyazlattımla bitmiyor. Onun dışında uyması gereken kurallar da var. Onlara da doğru dikkat etmesi gerekiyor bir 15-20 gün kadar. Doğru. Peki hocam pembe estetik nedir? Evet. Ben artık, de merak ettim. Nedir o? Güzel. Pembe estetik artık toplumumuz sosyal medya, teknolojiyle beraber fotoğraf, ellerimizde telefonlar, fotoğraflar. Güldüğümüz zaman güzel bir gülüşe sahip olmak istiyoruz. Hı hı. Bunun için sadece artık dişler yetmiyor. Hastalar diş etlerini de bir bütün olarak görmek istiyorlar ve estetik olmasını istiyorlar. Biz genelde diş etlerinde büyümeler ya da rengindeki morarmalar olabiliyor bazen. Bunları düzeltiyoruz. Bazı işlemler yaparak düzeltme işlemleri yapıyoruz. Bir bütün sağlıyoruz. Hastaların istediği de bu. Peki bu gummy smile nedir? Gummy smile'da şimdi genetik olarak anneden babadan diş alıyoruz, çeneye alıyoruz. Bazen üst dudağımızın dişlerimizle arasındaki mesafenin 4-5 milimetre kadar olması gerekiyor. Fakat güldüğümüz zaman tamamen üst damağı gözüken arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız vardır, hastalarımız var. Hastalar bundan genelde şikayetçi. Yine hocam müdahale ediyordur muhtemelen. Evet. Bunun için de rutinde botoks uygulaması çok sık yapılıyor. Hastanın dudağını güldüğünde fazla yukarı çıkmasın diye. Ya da biz mekanik olarak protez uygulamaları yapıp diş etini biraz keserek yukarıya doğru kaldırıyoruz ve oralara protez ya da lamine dişler uygulayarak, hı hı, oradaki görünürlüğü azaltmaya çalışıyoruz. Hı hı. Peki bu dişler arasındaki doğal boşlukları lamine ile mi kapatıyorsunuz? Lamine demişken. O da bir yöntem. Onun dışında bonding uygulamaları yapıyoruz. Dişlerin arasına beyaz dolgularla, hı, dişleri enine büyüterek ve boyuna büyüterek daha estetik bir görünüm sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Peki hocam, ben gummy smile'e biraz şey yaptım ya, bu önemli bir konu gerçekten. Gummy smile konusunda aslında yapılan bir sürü cerrahi müdahale de var. Bunların aslında en önemli sebebi
ön dişlerin biraz önde olması, yani maksilla kemiğinin evet, önde olması aslında. Evet. Buradaki asıl patoloji o. Kesinlikle. Yani eğer hafif boyuttaysa zaten diş eti de yaptığınız ufak tefek işlemlerle muhteşem sonuçlar alınıyor zaten. Kesinlikle. Botoks geçici bir çözüm. Evet. Botoks geçici bir çözüm. Basit cerrahi müdahalesi de var aslında. Yani basit bir cerrahi müdahale de söz konusu. Ama komplike hastalarda özellikle çok ciddi maksiller kemik ilerlemişse, öndeyse onları mutlaka Lefort 1 dediğimiz kemik kırarak geri almak evet, evet, gerekiyor ki o çok çok daha ciddi bir konu. Hocam harika konulardan bahsettiniz. Vallahi muhteşemdi. Evet hocam vallahi çok teşekkür ediyoruz. Estetik diş hekimi, diş doktoru Fırat Özçiçek bizlerle beraberdi. Yine önemli konulara değindik. Sağlık Vakti devam ediyor.